Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Şöyle yazmam desenini göstererek başlamak istedim. Bu desende bir yazmam var. içinde kullanacağım renkler bu olacak veya bu. Sıralı bir oya yapacağım. En üst rengini ya bu pembeyle yapacağım ya bu turuncuyla bakır rengiyle yapacağım arkadaşlar. Ona karar vereceğiz. Benim yaptığım bu sıralı oyayı tek renk yazmalara tek renk iple de yapabileceksiniz şimdi modeli göstereceğim sizlere kameramızı sabitleyelim dönelim Evet arkadaşlar kameramı sabitledim ve döndüm renk numaraları maalesef ki yok atmışım bu numaramda 611 olması gerekiyor Evet leylak markası 611 Yeşilimizde leylak markası 729 numara gayet de uygun renk şimdi modelimize geçelim modelimiz bu ee, tek renk yazmaya tek renk iple de yapabilirsiniz ben yeşilini şuraya kadar yeşil yapacağım yani iki sırasını yeşil yapacağım son pimpirim kısmını ya bu bakır rengiyle ya da bu pembeyle gideceğim. Hani renkli yazmaya da nasıl uydurabilirizi gösteriyorum ama tek renk bir yazmaya siz böyle tek e, renk iple yapabilirsiniz. Hatta mutfak havlunuzun kenarlarına da çok güzel olur. Şimdi başlayalım. Ben şöyle başladım ama burayı görmeyin. İlk başlar iken diye başlayacağız. İlk başlarken ipimizi tığımıza sabitledik. Başına bir kez aldık. İlk tığ battıya giriyorum. Bakın ilk başlarken ipimi tığma sabitledim. İlk tığ battıya girdim. Bir başına bir kez almıştık. Benim bu ıı, ipim veya tığım sorunlu. İlk trabzanı yaptık. Aynı yuvaya girdim. Başına bir kez alıp önce bir, sonra iki, sonra iki ikinci trabzan. Aynı yuvaya girip üçüncü trabzan yaptık. İlk başlarken bu şekildeyiz. İlk başlarken şurayı görün sadece. 3 adet zincir çekiyorum şimdi. Bir tığ değiştirelim bakalım. 2 ve 3 adet zincir çektim. bir tığ battı atladım ikinciye girdim. Önce bir başına bir kez alıp sonra iki sonra iki çıktım. Yine buraya da 3 adet zincir pardon trabzan yaptım. Bu şekilde 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Bir tığ batı atladım. ikinciye girdim. Önce bir sonra iki sonraki ilk trabzanım. ikinci trabzanım. Ve üçüncü trabzanım. ilk başlarken yapacağımız işlem bu. Şurası. Şu kısım. Şimdi küçük bir örümcek çekiyorum. Üzerine 10 adet zincir 10 adet zincirimi şöyle mı döndürüyorum. Örümceğimin tepe noktasında batıp kapatıyorum. Bu şekilde. 3 adet zincir çekip düz yüzünü dönüyorum. Şöyle yuvamı alıyoruz bu tarafa. Başına bir alıyorum. Bu 3 adet zincirin birinci trabzan. Yuva içerisine girdim. Başına bir alıp. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki çektim. iki. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. 3 kere de çekiyoruz yani. 3 oldu. 8 tane trabzan yapıyorum. 4 5 6 7 ve 8 Şimdi 4 adet zincir. Başına 1 alıp tekrar giriyorum yuvama. Yine 8 adet trabzan yapıyorum. Önce 1 çekiyorum. Sonra 2, sonra 2. Bu şekilde. 2 3 4 5 6 7 tırabzan yaptım. 8 3 zincir çektim. Yuva içerisinde başını almadan sık iğne ile kapatarak yaptım. Yani buraya inmiş olduk. Şimdi bu çıkarken çektiğim boyutta örümceğimi çekiyorum. Başına bir alıyorum. Aşağıdan 1, 2, 3, 4 tane tığ battı atlıyorum. Ben 5.ye giriyorum. Benim tığ battılarım küçük. Eğer sizin tığ battılar geniş ise 3 atlayıp 4'e girin. Ben 5'e giriyorum. 4 atlayıp önce 1 sonra 2, sonra 2 alıyorum. Bu şekilde. Şimdi buraya 3 tane tırabzan yapıyorum. Aynı yuvaya. İkinci. Başına bir alıp girdim. Üçüncü. Araya 3 üç adet zincir çekiyorum. Bir tane tırabzan e, tığ batısı bırakıp ikinciye giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Birinci Trabzanım ikinci ve üçüncü bir iki üç zincir çektim bir bıraktım arada tığ battısı ikinciye girdim önce bir sonra iki sonra iki yani üç tane trabzan yaptık bakın böyle olunca buradan sonra bu şekildeyiz şimdi küçük bir örümcek üzerine 10 adet zincir 10 adet zincir döndürüyorum örümceğimin tepe ile noktasında zincirin başladığı noktada 10 adet zincirimi kapatıyorum 3 adet zincir çekip düz yüzünü döndüm yuvamı aldım şöyle 3 adet zincirim birinci trabzan başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki ikinci toplamda 8 adet trabzan yapıyorum 3 4 5 6 7 ve 8 1 2 3 ve 4 zincir çektim yuvaya girdim başına bir alıp ilk trabzanım yaptım yine 7 adet trabzan yapıyorum 8. 3 zincir olarak kapatıyorum 3 4 5 6 ve 7 1 2 3 zincir çektim yuva içerisine girdim başına almadan 8 trabzan olarak kapattım yine çıkarken çektiğim boyda küçük bir örümceğimi çektim Başına bir aldım. 1, 2, 3, dört tane atlayıp 5'e girdim. Önce bir çektim. Sonra iki, sonra 2. Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra 2. Iki. İkinci ve üçüncü trabzanımı yaptım. Araya 3 adet zincir çekip bir tığ batı atladım. İkinciye girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. İkinci ve üçüncü. Araya 3 adet zincir çektim. Bir tıva atladım. ikinciye girdim. Buraya da 3 tane trabzan yapıyorum yine. Bu sıramız bu şekilde devam edip gidecek arkadaşlar. Yine örümcek çekip üzerine 10 adet zincir çekip bu işlemle devam edip gideceğiz. Alt kısmımız bu şekilde ilk sıramız. Şimdi ikinci kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ikinci sıramızda tığımızı ipimizi tığımıza yine sabitledik başına bir aldım bu bakın buradaki aralar var ya buradan başlıyoruz buraya girdim önce bir sonra iki sonraki ilk trabzanımı yaptım tekrar girdim başına bir kez alıp önce bir sonra iki sonra iki ikinci ve üçüncü trabzanı yaptım araya üç adet zincir çektim başına bir aldım yandaki yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki 3 adet trabzan da buraya yapıyorum. 3 adet trabzan yaptım. Şimdi örümcek çekiyorum. Bu şekilde başına bir alıp bakın buradaki orta yuvaya giriyoruz. Buraya toplamda 10 adet trabzan yapıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki alıyorum. Bu birinci. Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bu şekilde toplamda 10 adet trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bu şekilde. Tekrar örümcek çekiyorum. Başına bir kez alıyorum. Hemen yanındaki boşluğun ilk kutucuk arasına giriyorum. Önce bir çekiyorum, sonra iki, sonra iki. Buraya üç tane trabzan yapıyoruz. Başına bir kez alıp üç kere de çıkarak. Araya üç adet zincir. Başına bir alıp yandakine girdim. Buraya da üç adet trabzan yapıyorum. Bunu dediğim gibi tek sırada yapabilirsiniz. Tek renk. Örümcek çekiyorum. Başına bir kez alıp bu orta yuvaya giriyorum önce bir sonra iki sonraki birinci toplamda 10 adet trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 örümcek çekiyorum başına bir kez alıyorum buradaki arama giriyorum 3 adet trabzan araya 3 zincir sökül sökül çok gayet rahat sökülüyorsun Araya 3 adet zincir, başına bir al, yandakine geçelim. 3 adet trabzan. Örümcek. Başına bir alıp bu yuvaya giriyorum. 10 tane trabzan yapıyorum. Sonra buraya gelip burayı da bu şekilde devam edip gidiyoruz. Bu sıramızda arkadaşlar gördüğünüz gibi. ikinci sıramızda Budur. Son sıramıza geçelim. Evet arkadaşlar son sırasıyla karşınızdayım. Ben bakır tonunu kullanmaya karar verdim. Bu şekilde yaptım 3 tanesini. Şimdi devam edelim. Dediğim gibi isterseniz tek renkte, isterseniz böyle renkli yazmalarınız içinde ağırlıklı olan rengi seçerek son sırasını bu şekilde yapabilirsiniz. Sizce tek renk mi, iki renk mi? Oyanın güzelliği. İkisi de güzel bence. Tek renkte kendi halinde asil duruyor. Şimdi üçüncü sıramızda son sıramıza başlarken ilk önce şöyle göstereceğim. Üçüncü sıramıza başlıyoruz. İpimi tığıma sabitledim. Başına bir aldım. Bakın bu arada bir tane kutucuk arası kaldı. Buraya girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. İlk trabzan. ikinci trabzanı yaptım. 3. trabzanı yaptım. Şimdi örümcek çekiyorum. Bu sefer çok büyük olmayacak. Aşırı da küçük olmayacak şekilde. Başına bir aldım. Burada 10 adet trabzanımız var. İlk trabzanın tepesinden battım. Başına bir aldım. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki çekerek buraya ilk trabzanına sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şöyle etrafından girdim, kapattım pimpirim. Araya bir zincir başına bir al. Hemen yandaki trabzana gir. Önce bir, sonra iki, sonra iki çekelim. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Ara noktadan gir ve kapat. Araya bir zincir başına bir alıp hemen yandaki trabzana batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki alıyorum. 5 adet zincir ara noktadan girip kapatıp pimpirim prim oluşturuyorum. Araya bir zincir çektim, başına bir aldım. Hemen yandaki trabzana battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 5 adet zincir ara noktadan girdim ve kapadım. Araya bir zincir yanındakine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. 5 adet zincir çekip ara noktadan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir aldım. Yanındakine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 5 adet zincir çekip ara noktadan girip kapattım. Baş, araya bir zincir çektim. Başına bir alıp yandaki trabzan tepesine batıp 3 kere de çıktım yine. 5 adet zincir. Buradan ara noktadan girip kapatıp pimpirim oluşturdum. Araya bir adet zincir. Başına bir alıyorum. Hemen yandaki trabzan tepesine batıp önce bir sonra iki sonra iki alıp çıkıyorum. 5 adet zincir ara noktadan kapatıyorum. Araya bir zincir son trabzan tepeme battım. Önce bir sonra iki sonra iki çektim. 5 adet zincir aradan girdim ve kapadım şimdi bir adet zincir çekiyorum örümcek çekiyorum başına bir alıyorum bakın bu arada bir tane yuvamız kaldı önce bir sonra iki sonra iki çekip ilk trabzan ikinci trabzan başına bir al gir önce bir sonra iki sonra iki üçüncü trabzan şimdi örümcek çekiyorum başına bir alıyorum bakın buraya giriyorum ilk trabzan tepesine batıyorum önce bir sonra iki sonra iki çekiyorum 5 adet zincir ara noktadan girip kapatıyorum araya bir zincir başına bir alıp yandaki tığ bat, e, trabzana batıp önce bir sonra iki sonra iki bir iki üç dört beş zincir aradan kapattım. Bu şekilde devam edip gidiyoruz. Bütün trabzanlar tepesine önceki yaptığım yerdeki gibi arkadaşlar şuradaki gibi. Sonrasında buraya gelip bu işlemi yapıyoruz. Daha sonra bunun tepesinde aynı şekilde pimpirikli trabzanlar yapıyoruz. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah da beğendiğiniz bir model olmuştur. Tabii ki bu ütüsüz bir halde şu an ütülenince daha güzel olacaktır. Ben sizlere e, üstünün renkli hali nasıl oluru gösterdim. İnşallah anlatabildim. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.